Herkese günaydın. Bugün Keşan Geri Dönüşüm Parkı'nı birlikte gezeceğiz. Videoyu uzun tutmaya çalışacağım sizler için. Ben de ilk defa geliyorum. Öyle sanatsal şeyler yapmışlar. Bunlar lastik, araba lastikleri. Efendime söyleyeyim. Belki de tır lastiği. Bakın burada var. Kağıt, paper, plastik. Plastik, cam, glass. Geri dönüşümü hatırladık diyelim. Bakın burada bir ayçiçeği, demirden yapılma. Büyük bir park. Orta kısımda da heykeller var. Bakın burada dönüyor yel değirmeni. Keşan'da bir zamanlar yel değirmenleri varmış. Bu tarafa döneyim gene. Video sonrası büfesi varmış. Büfesinde artık çay mı olur, kahve mi olur? Bir dinlenme keyfi yapayım. Bakın böyle el arabası. Orada traktör lastiği. Sehpa tarzı bir şey. Burada kuğu. Sanatsal bir şeyler de var. Hakikaten iyi bir şey. Bakın şu çok acayip. Yeşil heykelimsi. Bunlar da lastik şamlenleri. Ortası lastikler. Yani belediye bu parkı oluşturdu. Biraz kafa yormuşlar. Biraz bakın böyle tavus kuşu gibi sanatsal bir şeyler de var açıkçası. Evet, burada bir saat var böyle. Temsili bir saat. Keşan Belediyesi. Bakın arkadaşlar balık. Koca kırmızı balık. Hiç fena değil. Oturma takım olmuş mavi. Rengi güzel. Rengi hoş. Bakın böyle. Tabi oturulur mu? Bunlar teşhir ürünü. Olmaz. Oturulmaz. Gidelim ileride daha acayip. Daha güzelleri var. Çok enteresan. Şaştım kaldım valla. Uçak görüyorum. Uzakta. Vallahi billahi yani. Araba görüyorum. Parkın en iddialı heykelleri diyebiliriz. Tabii geri dönüşüm temalı bir parkta, efendime söyleyeyim, yerde pet şişesini görmek, bu da biz Keşan halkının ayıbı diyelim. Geri dönüşüm parkında bu olmaması lazım yani. Bakın burada bir heykel gene. Bu turuncu uçak çok iyi arkadaşlar. Yani bunu nasıl yaptılarsa hakikaten güzel yapmışlar. Türk bayrağı da kuyruğunda. Çok harika bir çalışma olmuş. Çok güzel olmuş yani. Birebir örnekte. Hakikaten Keşan Belediyesi demek ki profesyonel destek alıyor bu. Efendime söyleyeyim. Heykelimsi şeylerde. Şöyle. Şuradan da bakalım. Şuradan uçağın heybeti arkadaşlar. Sizler için güneşli bir hava. Güzel bir gün video için. Sizin için de benim için de güzel bir gün. Bakın. Sempatik bir motosiklet. Geri dönüşümden yapılmaya çalışmış. Onun yanındaki araba yıkılıyor. Yıkılıyor diyorum. Neden? Arabanın kaplaması gene şamlenlerden olmuş. Motosiklet. Bakın bu tostos vosvos. Bakın görüyorsunuz Keşan Belediyesi. Efendime söyleyeyim plakalı. Tostos vosvostan olmuş. Yani o kadar güzel olmuş ki çimlere basmama sebep oluyor. Benden önce de basmışlar. Galiba bu arabaya binmişler bile çocuklar. Dayanamazlar, ne yapsın? Araba, binek. Bunları oyuncak olarak algılayabilirler tabii. En son köşede de malum savaş. Savaş da hayatımın bir gerçeği. Tank. Benim çocukluğumun oyuncakları tank. Kurşun askerler. Alman tankına benzettim. Tabii siz neye benzettiniz? Hangi ülke tankı? Yorumlara yazarsınız. Çok hoş olmuş yani. Küçük, sempatik. Bakın burada da bir top var kendi halinde. Bunlar gerçi biraz eski savaş aletleri, toplar falan. Artık bunlar savaşlarda kullanılmıyor ama düşüncesi yeter. Hoş olmuş. Bakın bu da genel görünümü böyle. Parkın. Bir tane kuyu var. Yeşil ağaçlar var. Zirve konutlarına yakın bir yerde, köşede. Metrekaresi çok. Küçük çaplı bir yürüyüş yapabileceğiniz. Sempatik bir park. Adı da arkadaşlar. Keşan Geri Dönüşüm. Geri dönüşüm. Olabiliyor geri dönüşüm. Bakın gitar. Geri dönüşümden ben de biliyorum plastikler, camlar geri dönüşümden tekrar kullanıma sunuluyor. Diğer taraftan geçelim. Orada bakalım bir büfe var. Birazcık boğazım da kurudu. Bu videoyu size okul çıkışı
yapıyorum. Bugünkü derslerim bugünlük bitti. Bana da bu güzel havanın tadını çıkarmak kaldı. Burada bir kaplumbağa galiba böyle. Küçük kaplumbağa. Küçük de olsa bir geri dönüşüm. Bir takım ağaçlar dikmişler. Burada çocuklar oynarken aileleri de burada izleyebilir, bekleyebilir. Geri dönüşüm parkı güzel. Neden? Çocukların hayal gücüne hitap ediyor. Yani çocuklar çocukluklarında ne kadar çok oyuncağa maruz kalırlarsa hayal güçleri o oranda artıyor arkadaşlar. Geçerken timsahın yanından geçeceğim. Timsah da bu parkın iddialı heykellerinden. Umarım gece bunlara bir şey olmaz. Olmaz çünkü etrafı tellerle çevrili. Büfe de var. Büfe varsa bekçi de vardır. Bakın maşallah diyelim timsah maşallah. Gerçeği olsa yanından bu kadar yakın geçemeyiz. Leylek arkadaşlar. Kafası bilhassa başarılı. Bakın gözler falan. Hiç fena değil. Evet, yayını sonlandırıyorum. Çünkü çay içeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beni takibe devam edin.